Singapur 2050. Yapıları ve doğayı birleştiren yeni bir mimari trend gelişmeye başladı. Devasa ağaç evler sadece estetik değil, aynı zamanda ekolojik bir öneme sahip. Genetiği değiştirilmiş ağaçlar hem çok daha hızlı büyüyor hem de kötü hava şartlarına daha dayanıklı. İdeal büyüklüğe ulaştıktan sonra ağaç bir eve, okula ya da bir kültürel merkeze dönüştürülebiliyor. Merlion, Singapur'u yok etmeye gelen bir Robo Godzilla falan değil. Okyanus Araştırma Merkezi'ne ait bir sualtı istasyonu. Singapur'un simgesi olarak, yani aslan kafalı bir balık şeklinde tasarlanmış. Çünkü kentin hem aslan gibi bir güce hem de balık gibi denizlerle uyuma ihtiyacı var. Robotik tekerlekli sandalyeler toplumdaki engelli tanımını değiştirdi. Kişisel bir yardımcı gibi davranan bu robotlar, taşıdığı kişiyi otonom olarak kentin herhangi bir yerinde dolaştırabiliyor. Öte yandan dünya beklenmeyen başka bir tıbbi sorunla karşı karşıya. Miyopluk problemiyle. Dünya nüfusunun %49.8'i, yani yaklaşık 5 milyar kişi yüksek derecede miyopiye sahip. Etrafındaki monitörlere, ekranlara ya da gözündeki kontak lenslerle oluşan görüntülere yakın mesafeden bakan kişiler sürekli bir göz konsantrasyonu yüzünden bu dertten muzdarip. Bu dinlediğiniz gelecek senaryosunu bir web sitesinden sizlere aktardım. Siber güvenlik yazılımları üreten ve bu videonun da sponsoru olan Kaspersky'nin hazırlamış olduğu Earth, yani Dünya 2050 adlı bu web sitesinde geleceğe dair tahminler yer alıyor. Benim en beğendiğim tarafıysa bu tahminlerin pek çoğunun görsel tasarımlarına da yer verilmiş olması. Tasarım ve teknolojiyi bir arada sunması. Aralarında bilim kurgu yazarlarının, senaristlerin de yer aldığı fütüristlerin bundan 30 yıl sonrasına dair tahminlerini, bu tahminleri yaparken yürüttükleri mantığı, sanatçıların hayal gücüyle birleştirip etrafınızı çepeçevre saran 360 derecelik interaktif illüstrasyonlarla keşfedebiliyorsunuz. Mesela Kevin Costner'ın oynadığı 1997 yapımı The Postman haberci filminin senaristi David Birin'in kehanetlerine bir göz atalım isterseniz. Fas'ın başkenti Rabat'ın nasıl bir yer olabileceğine dair kafa yormuş kendisi. Diyor ki, eğer hayatın kimyasal formülüne bakarsanız, oksijen, nitrojen ve hidrojen gibi elementlerden oluştuğunu görürsünüz ve bunlar içerisinde en nadir bulunanı da fosfordur. Fosforu gübre yapıp bitkilerimizi besleriz, onlar da bizi besler. Dünyanın en büyük fosfor rezervleri Florida ve Fas'ta, fakat gelecekte Florida'nın rezervlerinin daha çabuk tükeneceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla David Brin geleceği düşünürken, bir zamanlar petrole sahip olduğu için zenginleşen Arap ülkelerinin gelecekte bu zenginliğinin Fas'a geçeceğini öngörüyor. Yani Fas 2050'de Afrika'nın Wakanda'sı haline geliyor. Başkent Rabat, teknolojik açıdan dünyanın en gelişmiş kentlerinden biri oluyor. Ünlü deniz araştırmacısı Jacques Cousteau'nun adını verdikleri bir su altı kenti inşa ediyorlar. Yani Atlantis'i bir efsane olmaktan çıkartıyorlar. Dünyanın dört bir tarafından gelen bilim insanları bu su altı kentinde yaşamaya başlayarak okyanus kaynaklarını yeniden değerlendirmeye ve nadir bulunan elementleri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. İşte tam o sırada 22 Nisan 2050'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla dünya üzerinde madencilik ve benzeri kirlilik yaratan tüm faaliyetlerin durdurulması kararı alınıyor. Çünkü o zamana kadar asteroitlerden elde edilen ham maddeler herkes için yeterli seviyeye ulaşmış durumda. Dünya rengarenk, yemyeşil, büyük bir bahçeye dönüşmeye başlıyor. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. İşte masal gibi optimistik bir gelecek senaryosu dinledik. Bunun tam tersi senaryolar öngören fütüristlerin kehanetleri de var elbette bu web sitesinde. Global ısınma nedeniyle suların altında kalan, yani bir deyişle Titanic gibi batan kentlerin de olacağı tabii öngörülüyor. Ama ben de genel olarak iyimser bir insan olduğum için böyle kötü senaryolar yerine daha iyi bir perspektiften bakmayı tercih ediyorum. Şimdi gökdelenler deyince aklımıza eskiden New York gelirdi, şimdilerde Dubai gibi kentler geliyor biliyorsunuz. İşte Jan Pearson adlı bir başka yazara göre 2050 yılının New York'unda 50 kilometre yüksekliğinde gökdelenler olacak. Yok artık diyecekken sitedeki sosyal medya katmanında diğer okuyucuların da benimle aynı fikirde, yani böyle bir şeyin olamayacağı konusunda fikir belirttiklerini fark ettim. Zira böylesine yüksek yapıların yerçekimine nasıl dayanabileceği konusunda hiçbir ayrıntı vermemiş bu tahmini yapan yazar. Öte yandan Dubai de boş durmamış tabii 2050 yılına kadar. Gökdelenlerden vazgeçip artık gökte yüzenler yapmaya başlamış. Bu tahmine göre yörüngeye oturtulan bir asteroidin üstüne yapılacak bir gökdelen dünyanın çevresinde dönmeye başlayacak. Yani bana çok
hayal gücü yüksek bir insan tarafından yapılmış gibi geldi bu tahmin. Bundan daha akla yakın bir başka tahmin Zeppelin oteller. Öyle ya da böyle asteroid üzerinde yükselen kentler ya da uçan Zeppelin oteller, hangisi yapılacak bilmiyorum ama Dubai'nin geleceği yine yükseklerde öngörülüyor herkes tarafından. Avatar filmindekine benzer havada yükselen, çok güçlü mıknatıslar yardımıyla asılı gibi durabilen yapılar o zamana kadar inşa edilebilecek mi, bunu hep beraber göreceğiz. Bu tür yükselen binalar ya da çok yüksek gökdelenler değil ama uzaya kadar çıkabilecek bir asansör fikri uzunca bir süreden beri tartışılıyor. Acaba bu konuda bir tahmin var mı diye sitede araştırdım. Ve tabii ki birkaç tane tahmin buldum. Bunlardan bir tanesi Vancouver için yapılmış. 35.786 kilometre uzunluktaki bir çelik kablo Vancouver adasından uzayda alçak yörüngede uçan, başta ISS International Space Station Uluslararası Uzay İstasyonu olmak üzere uçan yapılara tedarik sağlayacak diye bir öngörüde bulunmuş. Yani o zamana kadar bu yapılabilir mi? Yerden sadece 400 kilometre, 450 kilometre yükseklikte uçtuğunu bildiğimiz uzay istasyonu için neden 35 bin küsür kilometrelik çelik kablo kullanılmış? Acaba bunları örmeyi mi düşünmüş gibi sorular bir yandan akla gelirken, bir yandan o zamana kadar uzay istasyonu kalacak mı? Bunu bilmiyoruz çünkü o zamana kadar açıkçası uzay istasyonunu ya ortadan kaldırmak ya da yenisini göndermek gibi başka bazı tahminler de var. Gelecekle ilgili daha böyle pek çok tahminde bulunabiliriz ama bunlardan bizi en çok ilgilendiren şey hayatımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz o yaşadığımız yerler, evlerimiz, apartman dairelerimiz. Şimdi bu konuyla ilgili de bir tahminde bulunulmuş. Üstelik bu tahmin 2030, 2040 ve 2050 yılları için ayrı ayrı öngörüler içeriyor. Ben üçünü de göz atmak istiyorum sizlerle birlikte. 2030 yılında kablosuz elektrik yaygınlaşacak öngörüsünde bulunulmuş. Dolayısıyla karmaşık kablo yığınlarından kurtulabiliriz. Bu dairedeki tüm elektrikli aletler enerjisini şu tavanda görmüş olduğunuz cihazdan, lamba gibi gözüküyor ama aslında kablosuz elektriği sağlayan cihazdan alacak şeklinde bir güzel tahmin var. Umarım öyle olur. Normal yazıcılar yerine 3 boyutlu yazıcılar yerleştirilmiş. Artık hemen her evde bunlardan var. Geleneksel televizyon yayıncılığı artık tümüyle sona ermiş. Bunu tahmin edebilmek hiç de zor olmasa gerek. Artık internet üzerinden her şey, görüntüler iletiliyor. Masanın üstünde ilginç bir tahmin görüyoruz. Artık yemekleri de koku yoluyla alabileceğiz. Valla böyle bir şey icat edilse bile insanlar kolay kolay yemek yeme zevkinden fedakarlık ederler mi, vazgeçerler mi? Ondan çok emin değilim. Bu koltuğun üzerine bırakılmış olan çoraplar da kokusuz çoraplar, kokmayan çorap icat edilmiş. Üstelik hiç yıkamamanıza rağmen nanoteknoloji yardımıyla bu tür kıyafetlerin, yani kokmayan, kirlenmeyen kıyafetlerin yapılabilmesini ben de çok mantıklı buluyorum. Hatta 2030 gibi çok yakın bir gelecekte bunlarla karşılaşabiliriz. Şimdi gelin aynı daireye bir de 2040 yılında bakalım. Ortam biraz daha genişlemiş gibi gözüküyor. Çünkü artık apartmanlardaki dolap gibi bir takım kısımlar mekanik olarak duvarların içine gömülüp oradan çıkabiliyor. Buna benzer bir şeyi 5. Element filminde de görmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam. Mutfak kısmına baktığımızda artık pek fazla bir şey kalmamış çünkü hemen hemen her şey robotik hizmetçiler tarafından gerçekleştiriliyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bazı şeyler bence hiç değişmeyecek. İnsan psikolojisi gereği etrafında sürekli canlılar görmek isteyecek. İşte evcil hayvan da olabilir bu, sadece insan olarak düşünmeyin. Burada görmüş olduğunuz gibi bitkiler de olabilir. Şurada küçük bir panda görüyoruz. İşte böyle normalde evcil olmayan, evde yaşayamayacak kadar büyük bazı hayvanların genetiğiyle tıpkı köpeklerle oynandığı gibi oynayıp onları evcil hayvana dönüştürmek mümkün olabilir 2040'lı yıllara kadar. Nihayet 2050 yılına geldiğimizde aynı apartman dairesinin artık daha da minimalist bir tasarıma kavuştuğunu fark ediyoruz.
Artık mutfakların %80'i robotlar tarafından işletiliyor. İyice yaygınlaşmış robot teknolojisi. 20 yıl önce aynı dairede 3 boyutlu bir yazıcı vardı. Artık dolapların tamamı 3 boyutlu yazıcılara dönüşmüş durumda. Kıyafet dolabınıza gittiğinizde üreticiler tarafından yarı tamamlanmış ürünleri göreceksiniz. Diğer yarısını kendi zevkinize göre ya kendiniz tasarlayacaksınız veya hazır tasarımları internetten indirerek o anda kendi zevkinize göre kıyafetinizi ya da ayakkabınızı evinizde, dolabınızın içerisinde üretebileceksiniz. Artık arkadaşlarınızla fiziksel olarak buluşmanıza da gerek yok çünkü onların tam boyutlu hologram görüntüleri evinizin bir köşesinde sizinle her an etkileşime geçebilecek şekilde hazır durumda. Ama görünen o ki bazı kişiler sadece arkadaşlarını değil, hayat arkadaşlarını da artık fiziksel olarak seçme ihtiyacını ortadan kaldıracak robotlarla evlenmeye başlayacaklar. Bu sizi şaşırtmasın. 2017'de yanlış hatırlamıyorsam böyle bir haber okumuştum. Kendi yaptığı robotla evlenen bir Çinli vardı. Yani artık şimdiden böyle şeyleri, haberleri duymaya başladık ama tabii bu ne kadar yaygınlaşır 2050 yılında bile orasını tam bilemiyorum açıkçası. Bunu bilemiyorum ama 2050 yılının Şangay'ına gittiğimizde insanların gözünde akıllı lenslere rastlıyoruz. İşte bunu sadece Şangay için değil, dünyanın hemen her yerindeki insanlar için rahatlıkla öngörebiliriz. Videonun başında söylediğim gibi küresel bir miyopiye de yol açabilir ya da tam tersine insanların daha iyi görmesini de sağlayabilir bu akıllı lensler. Muhtemelen tüm akıllı telefonların, saatlerin, sağlık ölçümleri yapan bilekliklerin ya da araç gereçlerin yerini tamamen gözümüze takacağımız bu akıllı lensler alacak. Sitedeki diğer okuyucular da bu konuda güçlü bir fikir birliğine varmış gibi gözüküyorlar. Hani eskiden masallarda böyle bir küre olur ve ona bakarak geleceği tahmin ederdi ya kahramanlar. İşte bu görsel zaman makinesi de bizi bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrasına rahatlıkla götürebiliyor. Ve o zamanlarda neler olabileceği konusunda bizi düşünmeye zorluyor. Ben gelecekle ilgili bu tür tahminleri okurken, izlerken hep geçmişe de bakarak kıyaslamalar yapmaya çalışıyorum. Bugün alıştığımız bazı şeyleri 30 yıl öncesinde hayal edebilmek bile mümkün değildi. Bunun en çarpıcı örneği bence internet. Dolayısıyla evet, bundan 30 yıl sonra bugün aklımıza bile gelmeyen çok önemli ve büyük değişiklikler olacaktır mutlaka. Hayatın bazı yerlerinde, bazı köşelerinde. Öte yandan 30 yıl öncesiyle bugünleri kıyasladığımda bir şeyi daha fark ediyorum. Bazı şeyler de çok yavaş değişiyor. Yani zamanda yolculuk yapabilsek bizi şaşırtacak şeyler sadece yeni icatlar olmayacak bence. Özellikle insana ait bazı şeylerin nasıl olup da hala değişmediğini, değişemediğini görmek bizi daha çok şaşırtacak.